Merhabalar, çok saygıdeğer dinleyicilerimiz. İçimizdeki Mucizeyi Keşfet programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir formatta bir yayın yapacağım inşallah. Bugünkü konum huzursuz odalar. Huzur evinden gelen bir mektubu seslendireceğim bugün size. Ağlayarak gözyaşları içerisinde okuduğum ve içimin sızladığı bir mektup. İnşallah sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Huzursuz odalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, anne baba cennetin orta kapısıdır. Artık sen o kapıyı ister zayi et, ister muhafaza et. Bir hadis-i şerifle başlamak istedim yayınımıza. Buz gibi odalarla dolu kocaman binalar diktiler ülkeme. İçine ömürlerinin son demlerinde olan anneleri babaları doldurdular. Adına huzur evi dediler. Oysa huzur hiç uğramadı oraya. Eskiden yaşlılarımızın yüzü suyu hürmetine belalar def olur der. Onları nimet bilirdik. Boyunlarını bükük bırakmazdık. Dışarıdan huzurlu gibi görünen bu sessiz sakin binalarda ne fırtınalar kopuyor kim bilir. Kaç anne anlatmak, haykırmak istedi duygularını. Kaç anne yazmak istedi bilinmez. O annelerin adına yazılmış bir mektup var elimize ulaşan. Bu mektup huzur evlerindeki yüreği yorgun annelerin sessiz çığlıklarıdır. Takvime baktım. 5 sene olmuş buraya geleli. Nasıl geçti o 5 sene bir bana sor. Çok bakmıyorum takvimlere. İçim sıkılıyor. Zaman geçmiyor. Eskiden su gibi akıp geçiyor zaman derdim. Şimdi öyle düşünmüyorum. Demek insan mutluyken çabuk geçermiş zaman. Hapishanedekileri şimdi daha iyi anlıyorum. Beni buraya bıraktığın gün anneler günüydü, hatırlıyor musun? O günden beri anneler günü denen o gün benim için daha da bir anlamsızlaştı. Her sene bugün anne olmak ayrı bir acı veriyor bana. Sen küçük bir çocuktun daha. Hiçbir yere bırakmazdım ben seni. Kimselere güvenip yollamazdım. Yanımdan hiç ayırmazdım. Şimdi beni nasıl olup da tanımadığım insanlara teslim ettiğini düşünüyorum. Gözden çıkarılmış eski bir eşya gibi. Belki kırgınım biraz. Geçen gün eski komşumuzun kızı Şükran geldi. Yolda görmüş seni. Neden bıraktın anneni diye sormuş sana. Kendisi istedi demişsin. Maaşı da var, bakıyorlar. Yeri sıcak, her işi görülüyor. İçim rahat demişsin. Yaşlanınca huzur evine gönderin beni, kimseye yük olmak istemem derdim. Ama içten içe hiç konduramazdım bu durumu, ne kendime ne de sana. Bırakmaz beni bir yere derdim. Tıpkı küçükken benim seni bırakmadığım gibi. Beni hiç bırakmazsın sanırdım. Yaramaz bir çocuktun sen. Yerinde duramayan serseri bir mayın gibi kaç kez ıstırdım dudaklarımı sana bağırmamak için. Kaç kez sıktım yumruğumu sana vurmayayım diye. Kimse laf söylemesin, incitmesin isterdim. Tahammül edemezdim sana dikilen sert bir bakışa bile. Çok hassastım eskiden bilirsin. Çabuk alınırdım. Hem benden sizde var mıydı? Kimsenin işini beğenmezdim. Şimdi yemek yerken bile yoruluyorum. Üstüme döküyorum. Bazen yatarak kılıyorum namazlarımı. Secdeye başımı koyunca uzun uzun öylece kalmayı o kadar çok özledim ki. Yaşlansam da geleceğe dair umutlar beni bekliyordu buraya gelmeden evvel. Evladımı büyüttüm nasıl olsa. Artık yorgunluklar biter. Ben rahat olurum. Torunlarımı severim. Sen sorarsın, anne ilacını getireyim mi? Bir şeye ihtiyacın var mı diye. Arkama yastık koyarsın. Kesemediğim tırnaklarımı sen kesersin sanıyordum. Şimdi çoğu kez tırnaklarımı keserken kanattıklarını bilemezsin tabii. Gerçi benden de beterleri var burada. Emine bacı vardı mesela, köyden gelmişti. Bir o kadar oldu öleli. 1 sene evvel Alzheimer hastası olan kocası ölmüştü. Çok çekti zavallı. Oğlu varmış Emine bacının. Aslan gibiymiş hepsi. Ben görmedim, gelmezlerdi hiç. 3 adam bir anayı sığdıramamışlar evlerine. Bahçe gezmeye alışmış kadın. Hiç oturup kalmamış yerinde. Burada nasıl zorlandı, neler çekti Allah biliyor. Her yaz köyüne gidecek diye umut ederdi. Haber göndermiş oğlu.
annemin ancak ölüsü çıkar oradan demiş. Köylülerden çıkarıp bakmak isteyenler olmuş. Ona da izin vermemişler. Bir keresinde pencereden atlamaya kalktı. Zor tuttu bakıcılar. En son oğlu bayramlık göndermişti. Zıkkım olsun ondan gelen dedi. Giymedi elbiseyi. Hiç oğlum yavrum demedi. Köyüm dedi, evim dedi durdu gariban. Bir sabah yatağında ölü buldular. Ölümü bile yalnız oldu Emine bacının. Of of, hangisini anlatsam. Daha neler neler var. Şu bakıcı kadını sevemedim bir türlü. Sanki özel olarak seçmişler. Bu kadar mı merhametsiz olur bir insan? Hiç mi gülmez yüzü yahu? Her gün odaya gelince burnunu tutuyor. Pis kokuyormuş. Pencereyi sonuna kadar açıyor. Mutlaka yarım saat açık tutuyor. Çok üşüyorum. Zaten parmaklarımda can kalmamış sanki. Kolay kolay ısınmıyor eskisi gibi. Hatırlar mısın ilkokulda gittiğin o yılları? Kışın sobayı yakardım. Sen gelmeden yemeği hazır eder, sobanın üzerine koyardım. Sen seviyorsun diye sobanın fırınında birkaç tane küçük patatesi pişirirdim muhakkak. Okuldan gelir gelmez sobanın yanına koşardın. İlk işin tencereye bakmak olurdu. Ellerin üşümüş diye avuçlarım içine alır, ısıtırdım, öperdim, koklardım seni. Sık sık uğrarım demiştin. Tam 8 ay olmuş uğramayalı. İşlerin yoğunmuş, zamanın da yokmuş. Torunlarım da sormuyorlar demek. Yeni eve taşınmışsın haberini aldım. Arkadaşın söyledi. Evi çok büyük dediler. Kocaman geniş bir odaları, geniş bir balkonu varmış evinin. Yeni mobilyalar almışsın. Eskilerini evden çıkarmışsın. Tıpkı beni çıkardığın gibi. Her şeyi sığdırdın da evine. Bir beni sığdıramadın aguzum. Hadi onu da geçtim. Bir kere anne gel evimi gör. Birkaç gün kal bile demedin. Zehra'ya anneler gününde görmeye gideceğim demişsin. Ben anneler gününü hiç beklemiyorum biliyor musun? Anne olmak acı verir mi insana? O gün bana acı veriyor yavrum. Artık kendimi bir anne gibi hissedemediğim için belki de. Bir evlat için torunu sevemezsen, çevrende anne diyen olmazsa sana ne anlamı var anne olmanın? Ölene imrenilir mi hiç? İmreniyorum işte. Kimin öldüğünü duysam darısı başıma diyorum. Hayaller, umutlar, mutlu zamanlarmış insan ayakta tutan. Onlar yoksa yaşamak zulüm olurmuş meğer. Kim icat etti bu huzursuz evleri? Rahat yüzü görmesin deyip her gün beddua ediyorum. Huzur eviymiş. Her gün ölüp ölüp diriliyorum bu huzursuz odada. Hiç tanımadığım, mizacına uymadığım insanlarla yatıp kalkıyorum. Hiçbir şey bana ait değil. Söz hakkım yok. Elbiselerim bile benim değil sanki. Allah'ım al emanetini ne olur. Bu yükü taşıyamıyorum. Mektubumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok duygulu anlar yaşadık hep beraber. Hayatın içindeki mucizeleri keşfet programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah farklı formatlarda da yanlarımıza devam edeceğiz. Hayırla kalın, hoşça kalın, sağlıkla ve sevgiyle kalın.